İsveç'ten herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video serisiyle karşınızdayım. Bu video serisinde Altima ve PCB'ye giriş videoları çekeceğim. İlk videomuz olarak da sizlere kullanmış olduğum bir kütüphane var. Açık kaynak bir kütüphane. Bunun nasıl yükleneceğini, Altima nasıl yükleneceğini göstereceğim. Daha sonraki videolarımızda çekeceğim canlı videolarda o kütüphaneden yararlanacağız. Öncelikle bunu göstermek istedim. Evet arkadaşlar, Altium'da kullanacağımız kütüphane bu. Bu açık kaynak bir kütüphane ve devamlı güncelleniyor. Bu database bir library. Bunun özellikleri biraz daha farklı yani. Bu online olan bir library arkadaşlar. Burada get started now'a tıklıyoruz. Şöyle altiumlibrary.com, önce onu söyleyeyim. Get started now diyoruz. Size nasıl kuracağınızı anlatıyor burada. Önce üye olmanız gerekiyor. Bu siteye üye oluyorsunuz arkadaşlar, register diyerek. Ben buraya daha önce üye olduğum için bir daha göstermiyorum bunu. Ama daha sonra klon etmeniz gerekiyor. Yani bu kütüphane GitHub'da. GitHub'dan bunu almanız gerekiyor öncelikle. Şöyle next configure Altium dediği zaman get started'ın içinde işte size anlatıyor. Download GitHub desktop diyor mesela. GitHub masaüstünü indiriyorsunuz. Sonra kütüphaneyi alıyorsunuz. Sonra da size giriş oluşturmanızı söylüyor arkadaşlar. Çünkü bu database bir library olduğu için buraya bir giriş bilgilerini erişmesi lazım. Ben buna tabii daha önce olduğum için şöyle login diyebiliyorum. Login diyorsunuz arkadaşlar. Burada server logins var. Add new diyorsunuz. Add new'e gelip Altium library'i seçiyorsunuz. Seçip Altium library'i create diyorsunuz ve size şöyle bir şey geliyor. Buradan da şunu indirebiliyorsunuz arkadaşlar direkt. Yeşili indirebiliyorsunuz tıkladığınız zaman. Hatta indirelim. GitHub'dan indirdiğiniz klasör böyle bir klasör olacak arkadaşlar. Altium library diye. Bu bütün dosyaları kapsıyor. Ben daha önceden indirdiğim için Celestial Altium library yine burada. Üzerine bunun yazıyoruz. Yani ben tabii daha önceden indirdiğim için bir daha göstermiyorum. Daha sonra Altium'a gelip Altium'da bunu yüklememiz gerekiyor. Şöyle normalde sağ tarafta sağ üstte component sekmesi açılabilir. Eğer sizde yoksa bu şu sağ altta panels kısmı var. Panels'ten components'i aktif etmeniz gerekiyor. Aktif ettiğiniz zaman sağ tarafta açılabilir. Ben Altium'u yeni kurdum. Tamamen hiçbir eklentisi yok, hiçbir ayarı yok. Sizinle beraber sıfırdan her şeyi ayarlayacağız. Evet, component'e geliyorum. Burada 3 çizgiye tıklıyorum. 3 çizgide File Based Libraries Preferences var. Buna tıklayıp arkadaşlar burada install diyorum. Install'dan da bu dizini buluyorum. Altium Library, Celestial Altium Library'i seçiyorum tekrar. Yükle diyorum, yükleniyor. Eğer Project seçerseniz üstteki sekmede burada, sizin buraya yüklediğiniz kütüphane sadece açmış olduğunuz, üzerine çalıştığınız projeye yüklenir buradaki kütüphane. Ama eğer install'da gelirseniz, install'da yüklediğiniz kütüphaneler bütün projelerde ortak olur. Diyorum ve kapatıyorum. Şöyle tıklayalım buraya bakalım gelmiş mi? Evet, gördüğünüz gibi kütüphaneler burada. Mesela herhangi bir tanesini şemamıza atmaya çalışalım. Biraz büyük olduğu için zaman alabiliyor. Şu yok normalde. Siz böyle göreceksiniz. Siz de görülecek hali bu ilk açtığınız için. Hemen yeni bir şuradan file new schematic diyeyim. Böyle gördüğünüz gibi default. Hiçbir ayarı yok. Tamamen. Geliyorum arkadaşlar komponentleri. Şöyle ben burada value'lerin görünmesini istiyorum. Yani değerlerinin görünmesini istiyorum. Bunun için şuraya sağ tıklıyorum. Bir daha göstereyim. Sağ tıklıyorum. Select columns diyorum. Burada şunlar seçili değil. Device package ve value'yi seçiyorum arkadaşlar. Burada artık bu sütunlarda gelmiş oluyor. Sağ tıklayıp enable columns grouping de dersem buraya artık herhangi bir objeyi atabiliyorum. Herhangi bir değeri. Ona göre sıralanabiliyorlar. Mesela value'yu ben buraya atmak istiyorum, değerleri. Değerlere göre sıralamasını istedim. Zaten bunlar paket boyutlarına göre burada sıralanıyor arkadaşlar. Bu kütüphanede. O yüzden ekstradan şu device package'i buraya atmaya gerek yok. Mesela bir tanesini alalım, yükleyelim devremizi. Gördüğünüz gibi bayağı fazla bir sizin çizmenize gerek kalmıyor. Bu kütüphanenin özelliği ise çok güzel geliştiriliyor.
Gördüğünüz gibi 3 boyutlu halleri var. Şematik halleri güzel. IPC standartlarına göre çizilmiş. Yani çok uğraşmanıza gerek kalmıyor. Yani dert etmenize de gerek kalmıyor. IPC bizim kullandığımız işte kaliteyi her zaman yüksek tutan bir standart arkadaşlar. Bunlara daha sonra değiniriz. Burada data sheet'lere ulaşabiliyorsunuz. İşte Digikey'e ulaşabiliyorsunuz. Digikey'deki fiyatına ulaşabiliyorsunuz. Stok sayısına ulaşabiliyorsunuz. Mesela 0,86 dolarmış her bir tanesi. Şunu alıp şöyle atıyorum ve kütüphanemiz çalışıyor gördüğünüz gibi. Şöyle çift tıkladığım zaman sağ tarafta Properties yani özellikler paneli de açılıyor. Bütün detaylarını da görebiliyorsunuz. Fiyatını da görüyoruz. Evet arkadaşlar bu kadar. Umarım verimli olmuştur. Videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Link aşağıda.